Türkiye'de üniter devlet yapısının tartışmaya açılması ne anlama gelir? Üniter devlet, tek bir merkezi hükümete sahip olan ve bu hükümetin tüm yetkileri elinde bulundurduğu bir devlet şeklidir. Türkiye üniter bir devlettir. Üniter devletin tartışmaya açılması şu anlamlara gelebilir. Farklı etnik ve dini grupların daha fazla özerklik talep etmesi. Türkiye'de Kürtler, Aleviler ve diğer bazı gruplar daha fazla özerklik talep etmektedirler ve üniter devlet yapısının tartışmaya açılması bu taleplerin daha da güçlenmesine yol açar. Federal bir devlet sistemine geçişi tartışılması, federal bir devlet sisteminde yetkiler merkezi hükümet ile eyalet hükümetleri arasında paylaşılır. Üniter devlet yapısının tartışmaya açılması, federal bir devlet sistemine geçişin de tartışılmasına yol açar. Bu kesin. Daha merkeziyetçi bir devlet sistemine geçişin tartışılması, üniter yapının tartışılmaya açılmasının getireceği sonuçlardan birisi. Bazı kişiler üniter devlet yapısının zayıfladığını ve daha merkeziyetçi bir devlet sistemine ihtiyaç duyulduğunu bunu savunmaktadırlar. Üniter devlet yapısının tartışılmaya açılması, daha merkeziyetçi bir devlet sistemine de geçişin tartışılmasına, yani o kapının açılmasına yol açar. Üniter devlet yapısının tartışılmaya açılması birçok riski de beraberinde getirir. Bu riskleri sayalım. 1. Ayrılıkçılık. Üniter devlet yapısının tartışılmaya açılması ayrılıkçı eğilimleri güçlendirir. Bu ayrılıkçı eğilimlerin neler olduğunu hepimiz biliyoruz. Burada tekrar anlatmama, açıklamama gerek yok. 2. Toplumsal gerginliğe sebep olur. Üniter devlet yapısının tartışılmaya açılması farklı gruplar arasında gerginliğe yol açar. 3. Siyasi istikrarsızlığa neden olur. Üniter devlet yapısının tartışılmaya açılması kesinlikle siyasi bir istikrarsızlığı da arkasından getirecektir. Bazıları faydaları olduğunu söylemektediler. Onlarca faide göre de gördükleri konular şunlar. Derler ki, demokrasi daha da güçlenecek. Toplumsal barış daha iyi sağlanacak. Devlet daha etkin hale gelecek. Bilmiyorum. Siyasette her şey matematikteki gibi 2 kere 2'yi toplarsan 4 etmiyor. Keşke olabilse. Bu Batı toplumlarında belki böyle düşünülebilir ama Türkiye'de biraz zor. Türkiye'de üniter devlet yapısını bir kez tartışmaya açarsanız bir daha paramparça olmadan durduramazsınız. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum.